إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ إليه وأنت الكريم الساتر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kardeşlerim, bugün Ramazan dersimizin 29. dersi. Asiyamu cünne, oruç bir kalkandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fefi sahihayn, yani fil Bukhari ve Muslim, min hadisi Ebi Hureyre radiyallahu an, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, asiyamu cünne. Bukhari Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç bir kalkandır diyor. Yani oruç tutacak olan bir kişi dikkat etmesi gerekiyor. Neye? Yani sadece oruç açlıktan, susuzluktan ibaret değildir. Aynı zamanda oruç Yüce Allah'ın sana bahşetmiş olduğu azaları haramdan korumaktır. Ağzın, karnın yemekten oruç tutuyorsa aynı şekilde gözlerin de haramdan korunacak. Dilin, gözlerin, bunlar nedir? Hepsi haramdan uzak kalması gerekiyor. Yoksa böyle yani oruç tutmuşsun, ondan sonra gıybet var, nemime var, yani her şey var. Ne kazandın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice insanlar var ki diyor, orucundan, yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan başka bir şey alamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan as-savmu cünne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç bir kalkandır. Yani nasıl ki inne's-salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz nasıl kötülükten bir insanı alıkoyuyorsa, İnanıyorum ki hakkıyla namaz kılan olan bir kişi kötülükten o namazı nehyedecek onu. Öyle değil mi? Nasıl ki namaz kötülüklerden seni nehyediyorsa aynı şekilde oruç tuttuğun zaman o tutmuş olduğun oruç seni kötülüklerden, yani gıybetten, haramdan, şuradan buradan, nefsi, Allah'ın haram kılmış olduğu nefsi arzulardan seni ne yapacak? Seni orada yani koruyacak. Savaşta bir insan onu ne korur? Zırh, değil mi? Zırh, kalkan. Aynı şekilde ibadetlerin kalkanı ise oruçtur. Asiyamu cünne diyor. Bir kalkandır. Yani açlıktan ibaret değil sadece. Oruç tutuyorum, ondan sonra gıybet, dedikodu, şu bu. Nah. فدل هذا على أن الصيام من أعظم أسباب الواقيات من النار بفضل الله الكريم الغفار. Bu gösteriyor ki oruç diyor, yani cennete götüren yol olduğu gibi haramlardan korunmak için en önemli bir unsurdur, bir yoldur, bir araçtır oruç. Çünkü oruç tutan olan bir kişi nefsi yani diğer günlere göre nispeten daha da sakinleşir. Mesela Ramazan ayında bile hanımın bile sana haram oluyor. Bu kişi yani kendini zor tutuyor. Hanımı ama sırf nefsine hakim oluyor, Rabbinin emretmiş olduğu için.
Bekle kardeşim, ne oluyor? İftara saatler kalmış. İşte bu kolay değil. Herkes bunu yapamaz. Birçok kişi geliyor. Hocam diyor, ben Ramazan ayında zina yaptım hanımla diyor. Hanımımla ilişki yaptım diyor. Yani cima ettim diyor. Cezası ne? Cezası 61 gün. E hocam gücüm yok. Vallahi o cimaya gücü veren o muktedir Allah tebareke ve teala, kadir olan Allah o oruca sana güç yettirecektir ve verecektir Allah. E hocam tutamam, tutarsın. Bal gibi tutacaksın. Cezası var. Yapma. Bekle kardeşim. Ne oluyor? Bu bir ibadettir. Yani Allah tebareke ve teala bu tür şeyleri neden yasak koymuş? Allah Resulü neden bu engelleri şey etmiş Allah tarafından? Niçin? Bizi düşündüğü için. Tıbben bile oruçlu olan bir kişi hanımıyla cima yaptığı zaman birçok yani hücreleri güçsüz duruma düşüyor. Hatta Allah muhafaza birçok hastalığa neden olur. Çünkü cima demek güç demek. O açıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bize sakındırıyor. Naam. Ve fi sahihayn, yine Buhari Müslim'deki olan başka bir hadiste, an Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men sâme yevmen fî sebîlillâh, ba'adallâhu vecehu fî'n-nâr 70 harife. Buhari. Allah yolunda bir gün oruç tutan olan bir kişi 70 yıl Allah tebareke ve teala yüzünü, bedenini yani kendisini cehennemden uzaklaşıyor. 70 yıl. Bizim bildiğimiz 70 yıl değil. Allah indindeki olan 70 yıldır. Allah indindeki. Çünkü fi yevmin kana miqdaruhu 50 alf sene. Bizim 50 bin yılımız oranın bir yılı. 50 alf sene. Ve biliyorsunuz nafile ibadetler gizliliğini ifade ettiği zaman Allah katında en makbul ibadetlerdir. Ramazan'dan sonra, farz zaman şeyden sonra. Ne geliyor? Şevval mesela, biz Şevval ayındayız. Şevval tuttuğun zaman ikide bir dışarıda ben oruçluyum, ben Şevval'ı tutuyorum deme. Hatırla, de ki kardeşim bu ay rahmet ayıdır, Şevval ayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Kim bu ayı tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibidir de. Ama kalkıp ya ben niyetliyim, ben oruçluyum her yerde şöyle. Ama gidersin mesela bir misafirliktesin, sana kahve içerler, yok Allah razı olsun. Çay yok, ya baktım böyle ya sadım ya, niçin içiyor, neden, hayırdır? Orada yani dersin yani. Ne yapıyor? Ama ikide bir işte, ya ben işte oruçluyum. Ya işte böyle ikide, hayır. Nafile ibadetler gizliliği ifade ettiği zaman Allah katında en makbul ibadetlerdir. Çünkü Allah tebareke ve teala bunu sana farz kılmış değildir. Bu nafiledir. Tuttuğun zaman işte bir güne 70 bin yıl Allah Celle Celaluhu seni cehennemden uzaklaştırıyor. Eğer bu tutmuş olduğun oruca bir halel girerse, riyakarlık girerse, git. Deme, o açıdan deme. Sadaka mesela verdin, birisine yardım ettim deme. Ve buna benzer. Aşura günleri var. Arafa günü var. Perşembe, pazartesi günleri var. Bunlar hepsi nedir? Nafile oruçlardır. Tuttuğun zaman deme bunları. Ama hatırlat insanlara. Bak bugün bu. Bu ayı tutar, bu günleri tutarsan Allah tebareke ve teala şu şekilde şu kadar sana ecir mükafat verecektir deme. Ama ben tutuyorum deme onlara. Allah muhafaza, nefsin bir kabarır, ondan sonra gel çık bu işin içinden. Çünkü nefis var. Ennefsü emmâratun bissû. Nefis yani kötülüğü emreder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile Rabbi la tekilni ala nefsî tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma ya Rabbi demiştir Allah Resulü. Değil mi? Devam.
Ve hâdâ fadlun azîm innemâ huve fî siyâmellezî ru'îtu âdâb ve şurûtuhu. Bu büyük bir fazilettir eğer hakkıyla tutarsan. Ne demek? İşte anlattığımız gibi tutuyorsun, gözlerini haramdan sakınacaksın. Tutuyorsun ellerini, yani haramdan uzak, yani bütün azalarını, dilini, kulaklarını, gözlerini, ellerini, ayaklarını haramdan uzaklaştıracaksın. Bu şekilde hakkıyla tuttuğun zaman inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu cennette seni la aynun ra'at ve la udhunun semi'at ve la khatara ala bali beşer olan nimetlere orada seni donatacaktır. Ve Allah tebareke ve teala seni orada edhuluha biselam, Allahu Ekber, edhuluha biselam zalike yevmul hulud, selametle girin ey kullarım, orada ebedi bir şekilde kalacaksınız diyor. Veyahut da tersi olur. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. ليش يا ربي؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أي ملائكلerin götürün bunu cehennemin dibine, batırın çıkarın ve ona alçaltıcı, zillet verici bir azap bekliyor. Ey kullarım, ey melaikelerim, götürün bu adamı. Neden ya Rabbi? Çünkü bu hak olan, Rab olan, onu yoktan var etmiş olan Rabbuna iman etmiyordur. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Veyahut da yani tefsirde geldiği gibi ya melâiketi hudûh ve min azâbi feazîkûh şedde azâbi alâ men kalle hayâhu minni ya melâiketi. Alın götürün ey melâikelerim, cehennemin dibine sokun. Niçin? Çünkü beni hakkıyla tasdik etmedi. Rab olarak benimsemedi. Ma'bud olarak benimsemedi. Benden başkasına kulluk etti. Benden başkasından yardım diledi. Ey melaikelerim, götürün bunu diyebilir Allah. Ya bu veyahut da bu. وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Çünkü Allah tebareke ve teala hakkı ve batını gösterdi. Bu tarafa gidersen cennet, diğer tarafa gidersen cehennemdir. Bu açıdan Rabbim tebareke ve teala dünyadayken bizler ne yapıyor? Uyarıyor. Yarın duymadım, görmedim, işitmedim. Kimse bana nasıl dinimi yaşayacağım diye ya Rabbi yani dememesi için Allah tebareke ve teala dünyada hücceti ne yaptı? Hücceti oluşturdu. Naam. İşte şartlarına uyarsan, orucun şartlarına uyarsan Allah tebareke ve teala bu nimetlerle seni donaltacak cennette. Ve senin komşun orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ya. Senin komşun Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır ya. İstemez misin? Hocam kim istemez? Fedâke ebî ve ummî ya Resulullah, değil mi? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, değil mi? O zaman Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşa. Yaşa. Neden yaşamıyorsun? وَحُفِظَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّ مَا لَمْ يَخْرِقُهَا. Oruç bir kalkandır. O kalkanı delmediği müddetçe diyor. Savaşta mesela seni koruyan nedir? Zırh. Onu delersen ne olur? Savaşta ölürsün. Yaralanırsın. Darbe alırsın. Aynı şekilde burada orucu delersen orucun önemi kalmaz. Ma la yahrikuha diyor. Onu delmediği müddetçe. Yani haram işlemediği müddetçe, şeytana uymadığı müddetçe o bir oruç kalkandır. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Fekullu men asallah fi siyamihi fekad haraka savmeh. Allahu Ekber. Oruçlu iken
Allah'a isyan edersen, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnersen, o zırhı delmiş oluyorsun. O ibadeti. Kullu men asallah. Her Allah'a asilik yapan, onun emir ve yasaklarına uymayan kişi, bu zırhı fekad haraka savmih. Bu orucu delmiştir diyor. Bunlar nedir? Bakınız. Femen ıhtâbe fekad haraka savmih. Kim bir kişi hakkında dedikodu yaparsa o orucunu bozmuş olur. Yani haraka savmih onu delmiş olur. Yani o kalkanın hiçbir önemi kalmaz olur. Mesela yani 1000 iyilik hasene alacaksak yani 100 alır, 50 alır. Ondan sonra gıybet mi dersin, yalan mı dersin, şu dersin, işte şu. En son açlıktan ve yorgunluktan başka bir şey almaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam geliyor, oturuyor, yani yanında başlıyor diyor. Batıdan geliyor, doğudan geliyor. Bu böyle, şu şeyle, bu böyle, o böyle. Hayır efendim, yapma. Yapma. Oruçlusun sen. Oruçlu olmasan bile senin bu fiilini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmiyor. Yapma diyor. İbadet içerisindesin. Müslümana bu yakışmaz. Olabilir insanların hataları. Olabilir. Değil mi? Kullu bin adam hata diyor. Ama hatasını hemen şurada burada anlatıp senin önüne geçecek. Yani Allah Resulü diyor ya, men amene billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut da sussun diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Yani madem ki şu dilini oynattın, hayır konuş veyahut da sus. Sus da seni adam sansınlar. Ve men, işte birincisi, فَمَنْ اِغْتَابَ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Kim gıybet yaparsa, nemime yaparsa kalkanını delmiş olur. وَمَنْ نَامَ وَمَنْ نَمَّ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Nemmem. Yani laf taşıyıcı. Aynı şekilde onu delmiş olur. وَمَنْ كَذَبَ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Kim yalan söylerse orucunu delmiş olur. Kalkanını yok etmiş olur. Adam şimdi yalan makinesi olmuş. Adama borç para veriyorsun. Onu tekrar almak için çaba vermiyor. Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a, Zebur'a yemin ediyor. Birisi öyle diyor. Diyor ki yahluf at tevratu al incil. Yemin edilmez ya ama cahil ya. Diyor ki bu hakkı tevratu vel incil vel Kur'an ve Zebur ma ma'i. Zebur'un, Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in hakkı için yok diyor. Bir de parası var. Adam biliyor ki bu yemin batıl bir yemindir. Ama cahildir. Öyle cahil insanlar da var. Maalesef. Yalan makinesi olmuş. Ticarette olsun, hayatı yaşam şartlarında olsun, hep yalan. Fekad haraka savmih diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orucunu delmiş olur diyor. وَمَنْ غَشَّ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Bizi aldatan gene orucunu, kalkanını delmiş olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. غَشَّ. Allah Resulü diyor ya, فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّ diyor. Bizden değildir diyor. Bizi aldatan. وَمَنْ اَذَا مُسْلِمًا فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Ve kim bir Müslümana eziyet verirse, değil mi? Maddi manevi olsun. Aynı şekilde orucunu delmiş olur. Kalkanını bozmuş olur, delmiş olur. وَمَنْ نَذَرَ اِلَى الْمُحَرَّمْ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Kim Allah'ın haram kılmış olduğu şeylere bakarsa diyor, o kalkanını delmiş olur ya Rabbi. Ya Rabbi. Bir kadın giriyor, geçiyor ve açık saçık adam şöyle bakıyor. Maşallah, maşallah. Gitti senin orucun. Gitti.
istemeyerek senin bir bakış hakkın var. Mesela şöyle istemeyerek şöyle baktın hemen çevireceksin. Hemen. Ama şöyle maşallah Allah yarattı dersen olmadı. Men yetetebbe avratin nas fe Allahu tebareke ve teala yursil ehaden fe yettebe avratihum. Bu hadis. Kim Müslümanların ayıplarını yani gidip şey ederse, bakarsa Allah tebareke ve teala onun ayıbını ortaya çıkarır. Başka insanları musallat eder, Allah tebareke ve teala insanlar onun namusuna musallat eder. Çünkü insanların namusu, yani senin namusun ne kadar önemliyse, insanların da namusları, başka insanların namusu o kadar önemli onların yanında. Hatta senin yanında bile olsa. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. وَمَنْ اِسْتَمَعَ اِلَى الْحَرَامِ فَقَدْ خَرَقَ صَوْمِهِ. Kim Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri dinlerse, bu müzik olabilir, başka şey olabilir, orucunu bozmuş. Adam arabasına biniyor, teybi çalıştırıyor, çilli bom, 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 çilli bom. Ya çalıştırdı, koy Kur'an-ı Kerim'i. Neden çilli bu? Veyahut da adam ayağında kondura yer gelir duram duram böyle cehaletten cahiliyeden kalma olan bazı olan şeyleri dinliyor. Fakat haraka savmeh diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bozmuş olursun. Delmiş olursun. İşte bu şekilde sayıyorum burada alimler. فالمعاصي تخرق الصيام. Günahlar orucu deler, yani kalkanı deler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor işte, nice insanlar var ki diyor, orucundan açlıktan başka bir şey almaz diyor. Niçin? Harama bakıyor, haram yiyor, yalan söylüyor, gıybet yapıyor. Ne kaldı? Bin ecir alacaksan belki bir ecir bile almayacak. ولهذا قال بعض العلماء alimlerin bazı dediler ki bundan dolayı الغيبة تخرق الصوم والاستغفار يرفع غيبت diyor orucu deler diyor ve bunu tekrar tedavi edecek olan nedir? الاستغفار tövbedir. Harama baktın değil mi? Şey, haram işledin. Hemen estağfirullah. 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 Bu yapmış olduğun istiğfardan dolayı o kötülük bertaraf oluyor. Yok oluyor. فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَجِئَ غَدًا بِصَوْمِهِ مُرَقِّعًا فَلْيَفَعَلْ. İçinizden oruçlu olup da günah işlediği zaman kim böyle yaparsa ve hemen ardından tövbe edebiliyorsa, ki edebilir, hemen etsin diyor. Velev ki murakka diyor. Hemen terkî, yani bir şeyin bir şey yerine koymak demek. Hemen yapsın. Günah mı işledin? Hemen ardından estağfirullah, 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 estağfirullah. Veyahut da abdest al, iki rekat namaz kıl. Veyahut da Kur'an-ı Kerim oku. Veyahut da bir sadaka ver. Veyahut da bir iyilik yap. Veyahut da herhangi bir iyilik yap. O onu kapatır. Ki Allah buyuruyor. İnnel hasenâtu yudhibne seyyiât. Kötülükler, iyilikler, kötülükleri bertaraf eder diyor Allah. Tebareke ve Teala. وَإِنَّمَا كَانَ الصِّيَامُ جُنَّ مِنَ النَّارِ. Çünkü bu oruç diyor cehennemden, cehennem ateşinden korunmak için olan bir kalkandır bu. Kardeşlerim, namazımıza yani
Yani elbette وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Ama şöyle baktığımız zaman namazımıza eğer güvenip de diğer ibadetlerimize güvenip de cennetlik olduğumuzu yani zannedersek aldanmışız. Alimler diyorlar ki davetçilerin birçoğu ibadetlerinde riyakarlık yapar. Ancak ve ancak oruçta diyor riyakarlık yapmazlar. Bakınız. لَاَنَّهُ çünkü اِمْسَاكُ عَنِ الشَّهَوَاتِ Çünkü bu oruç öyle bir oruç ki diyor, şehvetleri önüne geçmektir. Herkes şehvetine hakim olamaz. Özellikle mesela şehvetin kabardı, oruç tutmuşsun. Sırf Allah'ın emretmiş olduğu için hanımına yaklaşmak, hanımın helal. Ama buna rağmen haram oluyor. Oruçlu vaziyetteyken. Yaklaşma diyor. Allah'ın emretmiş olduğu için sen bunu yapıyorsun. Veyahut da susamışsın. Yanında burada buz gibi bir su var. Buz gibi bir su var. Kim seni görüyor? İçebilirsin. Ama sırf Rabbin seni gördüğü için içmiyorsun. Ya? Acıkmışsın. Kuzu eti var yanında. Acıkmışsın. Kim görüyor? Kimse görmez. Allah görüyor. Bundan da yemiyorsun. Ama namazda öyle değil. Namazda işte bazı insanlar yani mesela bazıları Allah tebareke ve teala bizleri bu fitneden korusun. Namaz kılıyor. Allahu Ekber. Normal böyle. Ama hissediyor ki bakıyor böyle birisi geldi hemen çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyor. Çok güzel bir şekilde işte yani tadiline uygun bir şekilde. Niçin? Sırf ne güzel namaz kılıyor desin için. Namaz. Zekat aynı. Ne kadar çok veriyor desinler için. Yetimlere sadaka veriyor. Ne güzel işte maşallah maşallah işte. Ve buna benzer ibadetler de riyakarlık oluyor. Ama oruçta kesinlikle riyakarlık olmaz. Alimler diyor. Ne? وَاِنَّمَا كَانَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فِي النَّارِ لَاَنَّهُ اِمْسَاكُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالنَّارُ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ Bak, yani ateş şehvetlerle, nefse hoş gelen olan şeylerle çepeçevre kuşatıldı diyor. كَمَا اَنَّ الْجَنَّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ Aynı şekilde cennet, yani nefse zor gelecek olan şeylerle süslendi, kuşatıldı. Namaz zorluktur. Oruç zorluktur. Zekat zorluktur. Değil mi? Hele 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 özellikle kışta sıfırın altında soğuk olduğu zaman kalkacaksın işte abdest alacaksın, namaz kılacaksın şöyle donarsın. Doğalgaz dairesinde oturmuşsun. Ufak olsa bile zorluk çekmezsin. Ama diğer gece konduda öte dağda yaşayanlar nice varlıksız insanlar var. Kışın sıfır altında kalkıp her baba yiğit orada abdest alıp namaz kılamaz. Zorluktur bu. İşte cenneti elde etmek için bu tür vesileler vardır. Nefse zor gelen olan şeylerle cennet süslendi. Yani cennet bedava, cehennem parayla. Değil mi? Cennete elde etmek için namaz bedava, oruç bedava. Zekat gene bedava. Niçin? O malını sana veren Allah'tır. Zannediyorsun ki zekat verdiğin zaman malın eksiliyor. Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَا نَقَسَ مَالٌ مِنْ صَدَقَ Zekat veren olan bir kişi malı eksiltmiş değildir. Allah bereket koymuştur o mala.
o maldan zekatını çıkarmadığın zaman yani bir taraftan illa o çıkar senden. Ya hanımın hastalanır, yahut da kızın hastalanır, yahut da sen hastasın. Çeşitli çeşitli yerlere onu koyarsın. İşte bu tür şeyler dikkat etmemiz gerekiyor. Yani cennet yolu engellerle doludur. Nefse ağır geliyor. Değil mi? Namaz ve dedik işte. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكرز أبو هريرة رواية أديوس ديورجي قال حفت الجنة بالمكاره أين شكل ده جنة نفسه هوش olan şeylerle kuşatıldı. Huffetil cennetu bil mekâreh. Cennete girmek için mutlaka çaba yapacağız değil mi? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, çabalayacağız, ilim öğreneceğiz, öğreteceğiz. Biz bu dersleri yapana kadar gece gündüz bunları araştırdık, ezberledik, yaptık. Yorulduk. Sırf cenneti elde etmek için. Huffetil cennetu bil mekarih diyor. Huffetil cennetu bil mekarih ve huffetin naru en naru bil şehevat ve cehennem şehvetlerle nefse hoş gelen olan şeylerle kuşatıldı diyor. Cennet bedava, cehennem parayla. Sırf adam cehenneme girmek için gidip malını biriktirmiş, ne zorluklarla biriktirdiği malı gidip zina yoluyla bazı Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerde harcıyor. Harcıyor. Ama diğer tarafta cennet bedava. Namaz kıl bedava. Oruç bedava. Yani hatta oruçta bir fayda var gene. Cepten para çıkmıyor. Zekat zaten paran varsa zekatını ödüyorsun. Gene bedava. La ilahe illallah Muhammed Resulullah gene bedava. Hac gene bedava. Paran varsa gidersin. Paran yoksa yok. Ama cehennem. Adam sırf yani biz Arabistan'da yaşadık 22 sene. Eskiden bu çanaklar, duş, eskiden mutavvalar bir damda uydu gördükleri zaman hemen indiriyorlar. Ve cezası büyüktür. Yasaktı. 20 sene önce. Adam sırf Amerika'dan o çanağı elde etmiyor. Çünkü pis şeyler izleyecek. Pis şeyler. Sırf Amerika'dan getirmek için 100 bin riyal, 200 bin riyal yaklaşık yani 200 milyar bir yani uydu yani anteni getiriyor. Malını Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerde harcıyor. Bakın cehennemi parasıyla satın alıyor. Ama diğer tarafta cennet bedava. Dediğimiz gibi. وعند البخاري حجبت النار بالشهوات yine başka bir rivayetle gelmiş. Orada huffet diyor, bu da hucibet. Aynı şey. Yani cennet süslendi, kuşatıldı diyor. Hucibet النار بالشهوات cehennem diyor. Şehvetlerle süslendi, kuşatıldı. Yani şeytan zinayı öyle öyle süslüyor ki yani bir kadın görürsün. Yani bir bakarsın AIDS hastalığı. Ama sana öyle bir gösterir ki onu melek yapar. Huffetin nâr bi şehvat. O arzularını tutan yani sahip çıkan ne mutlu o insana. Ne mutlu Allah'ın emir ve yasaklarının hakkıyla uyanlara. Ne mutlu şeytanın hilelerine düşmeyenlere. Ne mutlu Rabbim tebareke ve teala ey kullarım bu
Günahlardan sakındığınız zaman gideceğiniz yer cennettir Allah diyor. Ne mutlu ki o insanlara. Ne mutlu. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ Aynı. Orada huffet, burada hucibet. Aynı mana. Yani adam cehenneme girmek için yani birçok Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri yapıyor. Hem de para koyarak. Adam gidip pavyon açıyor. Birçok Müslüman var. Pavyon açmış. Ve oradan para kazanıyor. Vallahi Allah tebareke ve teala kıyamet günü bu malı senden soracak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-abd diyor buradan buraya kıbıldanamaz diyor bu üç şeyden sorulmadığı müddetçe diyor. Diyor ki an şebabihi eyni efna geçtiği nerede harcadı? Ve an malihi min eyni ekteseb ve bu getirmiş olduğu topladığı malı nereden getirdi? Ve nerede harcadığını soracak olan biri var. O da Allah'tır tebareke ve teala. Sorguya çekileceksin. Ey beni Adem, ey insan. Madem ki dünyadasın ve fırsat var, Allah'a tövbe et. Et ki yarın orada önünde bulasın. Ama tövbe etmeden gidersen vallahi bu bile seni kurtarmayacaktır. Rabbi erci'uni le'alli a'malu salihan. Ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönder, iyilikler yapayım. Daha önce dünyada değil miydin ya kulum? Neden yapmadın? Niçin? Senin elinden tutan birim vardı ey kulum. Neden yapmadın? Niçin yapmadın? Dönüş yok. Çünkü gelişin sana sorulmadı. Gidişin de sana sorulmayacak. Neden? Çünkü senin iradenin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Sana Resul gönderdi mi? Gönderdi. Kur'an gönderdi mi? Gönderdi. Hakkı ve batılı gösterdi mi? Gösterdi. Tamam bitti. Dünyaya bir kere gittin ve onları gördün. İman ettin. O da etmedin. Orada hesabını vereceksin. İyiyse iyi, kötüyse kötü. İşte orada azapla karşı karşıya kalanlar keşke uysaydın. Keşke Allah'a versin uysaydın. Hani يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا Cehennemde yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik diyecekler. Ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Hiç. Hiç. O açıdan Allah diyor ya dünyada. Orada yok ha dünyada. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وقال لديك أيضا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
İnnallâhe yagfiruz-zunûbe cemî'â. İnnehu huvel-gafûrur-rahîm. Bir şartla nedir? Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû leh. Dönün Rabbinize. Tövbe edin. Ey nefislerine zulmeden olan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayandır Allah diyor. Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösteren benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka ma'budum. Senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Aracısız bir şekilde Allah'tan iste. La melekum mukarrab ve la nebiyyum mursel. Ne yakınlaştırmış olan bir melek ne de mürsel olan bir Resulün kendisine ortak koşulmasını Allah izin vermiyor. Allah'tan isteyin. Allah'a tövbe edin. Sizi yoktan var eden bir Rabbinizin var olduğunu ve yarın kıyamet gününde iyiyse iyi, kötüyse kötü orada hesaba çekileceksiniz ve orada ya mükafat veyahut da azap sizi bekliyor. La ilahe illallah. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh, son hadis, son cümleler. Enne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal, lemme halakallahu'l cenne ve'n nar. Ebu Hureyre yine rivayet ediyor. Kim rivayet etmiş bunu? Ravahu Ahmed ve Tirmizi. Diyor ki: "Lamma halaka Allahu cenneti ve'n nar." Allah tebaraka ve teala cenneti ve cehennemi yaratınca diyor, "Ersele Cibril." Cibril'i gönderdi. "Kale unzur ileyha ve ila ma a'dattu li ahliha fiha." Ya Cibril git ona bak ve ehline ne hazırladığını orada bak. Ey Cibril. Hem cenneti hem cehennemi. Fecaa fenazara ileyha. Cibril geldi ve ona baktı. Ve ila ma a'addallahu li ahliha. Yani oradaki azabın ne kadar şiddetli, ne kadar çetin olduğunu ve cennetteki olan nimetler ne kadar nimetler olduğunu Cibril aleyhisselam gördü bunları. Buraya gidenler bu şekilde azapla karşı karşıya kalacaklar. Oraya gidenler de bu şekilde cennette nimetlerle kuşatılacaklardır. Faraca ileyhi, döndü Cibril. Fekale ve izzetike ya Rabb, izzetine andolsun ki ey Allah'ım. Yani senin yüceliğine, senin kudretine, senin ilahlığına ya Rabbi. Tamam mı? La yesmu'u biha ahadun illa dakhalaha. Kim bunu duyarsa mutlaka girer. Hangisi? Cennet. Değil mi? Kim istemez ki cennet? Cenneti istemeyen var mı? Yok. Hep cehennemden korkarız. Cehenneme girmek istemeyiz. Madem ki cehenneme girmek istemiyorsun, elinde fırsat var. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşa. Yaşa ya. Yaşa. فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ. Allah tebareke ve teala emretti ve nefse ağır gelecek olan şeylerle kuşattı Allah tebareke ve teala cenneti. Cenneti. Kardeşler, dünya imtihan dünyasıdır. Dünya imtihan dünyasıdır. Allah tebareke ve teala aciz midir? Yani bizi bütün kafirleri de müminleri de cennete koymak yok. Ama hikmeti gereği bu şekilde Allah insanları yarattı.
Adem'den ta günümüze kadar. Şu zulümlere bakın. İnsanlar birbirlerini öldürüyor. İnsanlar birbirlerine, birbirlerinin ırzına geçiyor. İnsanlar birbirine ya ne yapmıyor ki? E bunlar karşılıksız mı kalacaklar? Nice mazlumlar. Nice hakkıyla Allah'a iman edenler şu an cezaevlerindedir. Bunların yani şeyleri kim alacak? Haklarını kim alacak? Cezasız mı kalacak? Karşısız mı kalacağız? Yok. قَالَ اِرْجِعْ اِلَيْهَا فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا اَعْدَدْتُ اِلَيْهَا. Tekrar döndü ve cehenneme baktı. قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَاِذَا هِيَا قَدْ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ. İşte dediğimiz gibi. فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالْ وَعِذَّتَكَ قَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَدْخُلُهَا اَحَدٌ يَا رَبِّ. İzzetine, ilahlığına yemin ederim ki ey Rabbim, cehennemi gören kesinlikle oraya girmek istemez ya Rabbi. Yani onu gören hiç kimse oraya girmek istemez. Kim ister ki? Millerle gözlerine çekilecek olanlar, yüzleri cehennemde kuzu gibi çevrilecek olanlar, ateşin şiddetliğinden derileri dökülecek olanlar, kulaklarına kurşun dökülecek olanlar, bunların birkaç tanesi. Kim girmek ister ki? Birisine diyorsun ki, işte cennet cehennem var. Ya ben cennette ne yapayım diyor, cennette ne yapayım? Ben o mankenlerin, filan 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 artistlerin, kadınların gittikleri yere ben giderim diyor. Ben cennette ne yapacağım diyor. Bir de alay ediyor. Alay ediyor. Vallahi orada o kişi ağlayacak. Vallahi ve billahi ve tellahi o kişi orada ağlayacak, ağlayacak, ağlayacak. Keşke yapmasaydım. Keşke etmeseydim. Keşke orada hiçbir önemi yoktu. Rabbin sana dünyada söylemedi mi, uyarmadı mı? Uyardı ya Rabbi. Rahmetin olmasa yalarım. Eğer orada Allah'a iman ediyorsan ama masiyetler yüzünden cehenneme girdiysen, azabını çektikten sonra cennete gireceksin. Ama yok. İnancın fasafiso, Allah'a da şirk koşmuşsun, tövbe etmemişsin, ebedi bir şekilde orada ma'a Haman, ma'a Ebu Cehil, ma'a Firavun. Haman, Ebu Cehil, Firavun'la ve kafir müşriklerle beraber ebedi bir şekilde orada kalacaksın. Kale izheb ilen nari fanzur ileyha ve ile ma a'dettu leha. Aynı işte. Git ateşe bak ve onun ehline ne hazırladın diyor. Feca'aha fenazara ileyha ve ila ma a'adda ileyha fiha feiza hiya yerkebu ba'duha ba'dan. Baktı böyle insanlar birbirinin üstüne böyle azap çekiyorlar. Feraca'a fekala ve izzeteke la yesma'u biha ahadun feyedhuluha فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ. Ondan sonra ya Rabbim sen izzetini andolsun ki, ilahlığını andolsun ki bunu görüp de ve bu azabı görüp de kesinlikle hiç kimse buraya giremez. İşte فَأَمَرَ بِهَا, Allah emretti. فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. İşte kötülüklerle süslendi. Cehenneme girmek istiyorsan Allah'ı razı etmeyecek olan fiilleri yapacağız. O da kötülüktür. Tamam mı? فَرَجَعَ اِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَقَدْ خَشِيْتُ أَلَّا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. Ya Rabb. Ya Allah. Ya Rabbi sana izzetine hakkınızı helal edin. Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki, İzzetini and olsun ki, kudretini and olsun ki ya Rabbi, ilahını and olsun ki ya Rabbi. Yani hiç kimse bu cehenneme girenler oradan kurtulmayacak diye düşündüm. Ey Allah'ım ve izzetike ya Rabbi diyor. En la yancu, korktum ki diyor, en la yancu, hiç kimse oradan kurtulmayacak. Yani orada girenlerse illa dehaleha, hiç kimse oradan kurtulmayacak. Öyle korktum ya Rabbi diyor. Yani
Yani dünyada ne kadar insan var illa oraya düşebilir ya Rabbi. Ravahu Ahmed ve Tirmizi ve Sahhul Albani diyor. Fe ala kulli muslim, kardeşlerim, her Müslüman düşen görev ne diyor burada müellif rahmetullahi aleyh? Yercu liqa'a rabbihi en yura'i savmihim. Oruç tutmuşken hakkıyla Allah'ın emretmiş olduğu şekilde orucunu tutsun. Liyecniye semaratihi. Onun mükafatını alması için. Ve a'zamu zâlike buluğ dereceti التقوى بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. Ve bu oruç öyle gösteriyor ki takvalı insanların tuttukları, yapmış oldukları ibadetlerdir. Allah tebareke ve teala o insana nimetlendirdi, kereminden, fazlından. Kardeşler, orucu herkese nasip etmez Allah tebareke ve teala. O açıdan kişi burada kara kara düşünmesi gerekiyor. Madem ki ben oruç tutuyorum, Allah tebareke ve teala bunu bana musahhar kılıyor. Bunu bana musahhar kılıyor. Allah beni seviyor ki bu amelleri bana musahhar kıldı. Başka insanlara Allah bunları nasip etmiyor. Ama Allah bil ki oruç tutuyorsan, Allah'a ibadet ediyorsan bil ki Allah seni seviyor. Bil ki Allah seni seviyor. O açıdan hani sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, neydi o hadis? Men yuridu en yutil umruhu felyasil rahimu. Akrabalarını ziyaret etmek isteyen diyor, yani ömrünün uzamasını isteyen olan bir kişi akraba ziyareti yapsın diyor. Neden? Çünkü Allah tebareke ve teala başka bir hadiste sonra diyor ki, yani orada Rabbim tebareke ve teala ömründe öyle öyle bereket katar ki diyor, bu şart değil yani ömrü uzayacak 80, 90, 100, hayır. Belirli bir yaş yaşar, ondan sonra Allah güzel hayır ameller nasip eder. Oruç ve namaz gibi, ibadetler gibi ona muvaffak eder ve bu şekilde fi derecetin aliye inde sıddıkîn ve şuhada derecesine kadar gider diyor. Ulaşır diyor. Allahümme cealne minhum ya Allah. Allahümme cealne minhum ya Allah. Allahümme cealne minhum ya Allah. Nes'alullahu tebareke ve teala en yec'alene ve iyyâkum min ibadihi salihin. Allah'a dua ederiz ki, Allah'tan isteriz ki Rabbim tebareke ve teala bizleri salih kullarından eylesin. Ve hizbihi el muflihin, ve kurtuluş eren kullarından eylesin. Ve evliyaihi muttakin, muttaki olan Allah'a hakkıyla bağlanan, Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik eden kullarından eylesin. Ellezine la khawfun aleyhim ve lehum yuhzenun. Onlara ne özüntü ne bir korku onlara vardır diyor. Velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed. إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ إليه وأنت الكريم الساتر.